Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Allah izin verirse 40. menzil saat menzili. İsmi bu İmbisat ne olduğunu anlayacağız. Ancak bu menzile girmeden duamızı, menzil duamızı yapıyoruz. Ayette bize öğretilen bir dua. Okur Rabb'i enzilni munzelen mübareke ve ente hayrul munzilin deki Nuh Aleyhisselam'a hitabendir bu. Rabbim beni bereketli bir menzile indir. Benim konağım bereketli bir yer olsun. Maddi manevi bereketlerin oluştuğu bir yer olsun. Çünkü sen konatlayıcıların en üstünü sensin. Sen bir yere insanı korsan mutlaka en hayırlı bir yere korsun demek istiyor aslında. Ve en tahayrul münzilin ya Rabbi sen bir yere yerleştireceksen bizi zaten senden daha hayırlı kim olabilir? Yerleştirdiğin yer bu mu, muhakkak mübarek bir yer olacaktır anlamında bir tatlı bir niyaz hali. Onun için Rabbimiz her birimizin menzilini mübarek eylesin. Hem dünya menzilimizi hem ukba menzilimizi Allah mübarek eylesin. Bulunduğumuz her yeri bereketli kılsın. İsa Aleyhisselam Rabbine kendisi üzerindeki nimetlerini sayarken Ve cealeni mübareken eynemâ küntü der. Ve cealeni mübareken eynemâ küntü. Ben nerede bulunursam Allah beni mübarek kıldı der. Bereketli eyledi. Adeta yemişli ağaca döndüm der. Beni yapan odur der. O bakımdan hakikaten kimi insan yemişli ağaç gibidir. Değil mi? Kimi insan kuru yaprağı bile yoktur. Yani o bakımdan Allah her birimizin şu alemde bulunduğu yere bereketini çoğalsın diyelim. Değil mi? Bazı insan evinde bile mübarek, bereketli değildir. Evini bile kurutur yani. Allah muhafaza. Girdiği yeri yeşerten insanlar var. Girdiği yeri kurutan insanlar var. O bakımdan bu Kur'an'ın bize öğrettiği dualar ne kadar önemli dualar. Aslında her bir dua bir müminin gönlüne yeni bir hedef koymaktır. El bir dua şöyle bir Kur'an dualarını gözümüzün önüne getirirsek her biri aslında bir hedeftir. Allah bize hedef koyuyor demektir. Bu duada böyle. Bu bakımdan inşallah bu Hazretimiz bizim Hacı Abdullah el Herevimiz 100 tane menzil demiş. Bu menzillerin hepsinin hakkımızda mübarek olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Şimdi bu Hazretimiz yine her menzilin, menzil aynı zamanda konak yeri anlamına geldiği için bir ser levhası var, bir giriş levhası var. Bu enteresan bir şey. Bizim bildiğimiz bast ve kabızdan farklı imbisat anlayışı var Hazretin. Onun o anlayışına geçeceğim ama o anlayışından önce kabız ve bast halleri hakkında kısa, öz, hulasa bir malumat arz etmek isterim. İsterseniz Hazretin menzil diye ifade ettiğimiz o konaklama yerinin ser levhasını onun anlayışı üzerinden devam ettirmek için onun izahına geçerken okuyayım orayı. Şimdi tasavvufi eserlerde de kabız hali ve bas hali diye bir halden bahsedilir. iki halden bahsedilir. Kabz kelimesi daralmak demek, daraltmak demek, sıkmak demek. Bas kelimesi de açmak demek, yaymak demek, genişletmek demek. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak وَاللّٰهُ يَقْبِضُ ve وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ buyurur. Allah kabz eder, yani bazen sıkar, daraltır, bazen de böyle açar. Ve yalnız O'na böyle döneceksiniz. Fakir şöyle tercüme etmek isterim bazen, tefsiri tercüme. Eh böyle böyle Allah'a gideceksiniz. Yani bazen daralacaksınız, bazen genişleyecek bu. Elmalı Muhammed Hamdi yazır, müfessirimiz der ki kabız ve bast halleri her ikisi de dengeli olursa problem yok. Ama der eğer kabz hali uzun sürerse çatlatır, helak eder. Bast hali de uzun sürerse o da şımartır, yoldan çıkartır der. Onun için Allah bazen kabz, bazen bast hali verir. İbn-i da bununla ilgili çok güzel hikmetlerden bahseder. Allah seni der, bas halinde akıp gidersin ya da kendini kaybedersin diye zaman zaman kabz ederler. Biraz hani yularını şeker tabiri caizse. Yularını şeker. Bazen de der çok daralma diye önünü açar der. Vallahu yatbidu ve yapsut. Kabz ve bas hali Cenab-ı Hakk'ın kullarının daha çok iç alemlerinde yaşadıkları halleri ifade eder. Hakikaten öyleyizdir. Bazen nasıl gece var, gündüz var. Alem böyle bir şey. Gece karanlık, gündüz aydınlık. Değil mi? Kimi zaman böyle bir Yüce Rabbimiz rızkı bollaştırır dilediği kullarına. Kimi zaman kısa şöyle ölçülü verir. Ölçülü verir. Ve insanın psikolojisi de Kur'an'da çok böyle bu konularla ilgili gündeme getirilir. Allah der bir kuluna imtihan kastıyla bazen verir, nimetlerini verir de verir. Kul der ki ya Rabbim beni çok değerli kıldı, bana çok ikramda bulundu, ben Allah'ın has bir kuluyum herhalde filan diye herhalde böyle bekler. Bazen de der imtihan kastıyla yine onu Allah der rızkını biraz daraltır. Bu sefer de ya Allah benim önemsemedi der. İnsan, insan fıtratı böyle. Hakikaten bazen öyle bir bast haliniz olur ki adeta dünya cennet haline dönüşür. Ayağınız yerden kesilir. E, uçarsınız adeta. Bazen de bir daralma gelir. E, kabrin sıkması gibi sıkar. Her şeyi sıkar sizi. Bu Yüce Rabbimizin farklı farklı tecellileri. Yüce Rabbimiz buyur buyurur ki eğer der Allah mesela kullarına rızkı tamamen atsaydı, وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْعَرْضِ Yeryüzünde hepsi der tuyan ederdi, yoldan çıkardı. Onun için belli bir ölçüye göre e, verir der. Bu tabi kabız ve bas e, muhterem kardeşlerim, bütün tasavvuf ehlinin de sürekli gündemlerinde olmuş. Bunun için bas hali de olsa, kabz hali de olsa derler ki bunlar aynı bazen havanın kapanması, bulutla kaplanması, sonra güneş açması gibi e, haller olduğu için bu da geçer yahu derler. Değil mi? Bu da geçer yahu. Yani her şey için geçerli bu. Bas Bastali olur. Son derece neşelisinizdir. E, ona güvenmeyin. E, bir saat sonra ne olacağı belli olmaz. Bazen öyle daralırsınız ki bütün kapılar kapandı yüzüme dersiniz. Çıkacak adeta dumanlı bir evde kalmış gibi hissedersiniz. Hep böyle devam edecek zannedersiniz bir bakarsınız birden her taraf e, açılı verir. Onun için bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti böyle. Bakıyorsunuz bakınız bütün alemde bu var. Bahar var değil mi? Her taraf yemyeşil oluyor. Çiçekler size gülüyor. Güller, sümbüller her taraf. Bir bakıyorsunuz işte yaz ve sonbahar geliyor. Sararıyor, yapraklar dökülüyor. Kış geliyor, hiçbir şey yok. Böyle bir insan hayatı da kabz ve bas dediğimiz o açılmalar ve daralmalarla böyle akıp gidiyor. Kalbin çalışması da öyle değil mi? Yani aramızda doktorlar var değil mi? Bazen şöyle yumuluyor, açılıyor. Yumuluyor, açılıyor. İşte tam böyle hayat böyle bir şey. Yumuluyor, açılıyor, yumuluyor, açılıyor. O bakımdan hallerin kulu olmamak lazım derler. Hallerin kulu olmamak lazım. O halleri bize ikram edeni hep görmek lazım derler. Onu görürse insan perde arkasındaki o yüce Rabbimizin tasarruflarıyla her şeyin olduğunu görür ve bilirse ne kabz halinde çok böyle ümitsizlik girdabına girer ne bas halinde e, tamamen ümit içinde kanatlanıp uçar. Ayakları yerden kesilir. İkisi de olmaz. Her an farklı tecelliler olabileceğini Düşünerek ya da öyle görerek hayatı, hayatta dengeyi kaybetmez. Bunu Yunus'umuzun o hep çok bildiğimiz, çok okunan o şiir aslında bu kabız ve bas halini çok güzel ifade eder. Hak bir gönül verdi bana deme, ha demeden hayran olur, bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur, bir dem gelir diyor sevinçli olur Değil mi? Yüzünden gülücükler eksik olmaz. Ama bir dem gelir, nisan yağmurları gibi gözünden yaş dökmeye başlar. Bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi, bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Ya bazen kışa döner, bazen bir müjdeler alır içine. Bu sefer de bahçeye işte ilk bahara döner. Bir dem gelir söyleyemez. Bir sözü şerh eyleyemez. Bir dem dilinden dur döker, dertlilere derman olur. Hakikaten bazen tıkanırsınız. Cümle çıkmaz ağzınızdan, kelime çıkmaz. Ama bazen de diyor öyle açar ki Mevla, o zaman da diyor dilinizden inciler döktürür Allah. Bunu yapan da o, tutan da o, veren de o. Bir dem gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibrevine, Firavun ile havar olur. Aa, her insanın içinde bu kapasite var. Birden döner Cebrail'e rahmet saçar her vahfile. Birden gelir gümrah olur. Miskin Yunus hayran olur. Hakikaten bu alem böyle hayran olacak bir alem. O bakımdan hakikaten ne kadar güzel. Yani Rabbimiz hani hoştur bana senden gelen değil mi? Ya Gonca Gül yahut Diken. Yahil atı, yahut kefen. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Tabi şiir olarak çok güzel okunuyor da ben bu şiirleri okurken korkarım. Yüreğim de ürperir. Allah imtihan ediverir diye korkarım. Onun için öyle söylemişler derim. Böyle söylüyorlar deriz. Demek ki öyle söyleyenler hakikaten halleri böyle görebilirler mi? Allah-u belli kıvamdan sonra herhalde görürler. Ama Herkes haddini bilecek. Biz sadece böyle söylüyorlar diyebiliyoruz bu cümlelere. O cümleler kolay değil. değil mi? Böyle narın da hoş, nurun da hoş demek tamam çok güzel kafiyeli gidiyor da o iş öyle kolay değil. Her baba yiğidin kaldıracağı haller değil. O bakımdan o kurbiyet ister. Cenab-ı Hak'la çok hususi yakınlık ister her şeyin ondan geldiğine dair yakini bir şuur ister, idrak ister, ister, ister. Bunlar olmadan bu haller olmaz. Kolay değil. Fakat işin hakikati de böyle bir şeydir. İşin hakikati de Cenab-ı Cenab Hak demek ki bazen açıyor hepimizi, bazen kısıyor. O her ikisinde de hayır var mutlaka. Her ikisinde de eğer görebilirsek tabii. Her iki halin de edebi kendine göredir. Musa Efendi rahmetullahi aleyh bir ara bir ağabeyimize hacca giderken ya da umriye tavsiyede bulunmuş. Haç demiş hem mali ibadettir, hem bedeni ibadettir, hem de tefekkürü bir ibadettir demiş. O tefekkür yoğun olur orada. Orada demiş bas tali gelir insana bazen. Bas tali demek insan açılır, neşelenir. Ama demiş Bas halinde edebi muhafaza etmek zordur. Bas halinde edebi muhafaza etmek zordur. Tatlı bir kabzali daha iyidir dermiş. Ama tabii o da çok aşırı olunca bu sefer de boğulursunuz. Yani onun için bazıları Allah'tan ne kabzali ne bas hali isterler. Ya ne verdiyse onun edebini kuşanmayı isterler. Ne verdiyse onun edebini kuşanmayı isterler. Herhalde işin doğrusu da o. Yani Cenab-ı Hak, hakikaten bilemeyiz. Ee, ama bazen şöyle diyesi geliyor tabii insana. Ya Rabbi biz zayıf kullarınız. Hani bizi hem bas talinde ile hem de edeple ile diyesi geliyor insanın. Böyle bir e, Yüce Rabbimize insanın naz edisi geliyor. Gerçi bazı büyükler derler ki naz ehli mi olmalı, niyaz ehli mi olmalı? Bazı kullar naz ehlidirler biliyorsunuz. Cenab-ı Hak'la seninle beni konuşurlar. Birazdan göreceğiz, okuyacağımız ayeti o şekilde yorumluyor Hazret. Ama derler ki, naz ehli olmak tamam bazı kullar olabilir. Olana kızmayız. Hoşumuza da gider belki. Ama niyaz ehli olmaya bakmak lazım derler. Naz ehli değil, niyaz ehli olmaya bakmak. Çünkü naz ehlinde zaman zaman dediğim gibi edebi tutturmak zor olabilir. Ama o ona yakışır da sen nazlanmaya kalkarsan sana yakışmayabilir. Her kulun hakla arasında çok hususi bağları vardır, hususi irtibatları olur. O bakımdan o da çok özel hallerdir, öyle söyleyeyim. Şimdi Hacı Abdullah el-Herevi Hazretleri'nin Buradaki imbisat yalnız bu bahsettiğim bast ve kabz halinden biraz farklıca bakıyor. Buraya geçmeden bir cümle daha söyleyeyim. Kabz ve bast halleri hakkında. Diyorlar ki e, bast hali ve kabz hali kalbe gelen varidatla alakalı bir şeydir. Allah'tan doğrudan kalbe gelen hallere bu sırlara dair de olabilir, marifete dair de, marifetullah'a dair de olabilir, irfani alana dair de olabilir. O eğer cemali olursa bast hali olur derler. Bir de celali gelir derler. Celal tecellisi olarak gelir. Orada da kabz hali zuhur eder derler. Aynı zatlar mesela, bakarsın bazen çok içine giresin gelir, bazen de kaçacak delik ararsın. Gözden o belli olur. Hakikaten ariflerde de o haller olur. İçeri giremezsin yani, yanına giremezsin, bakamazsın yani, yüzüne bakamazsın. O anda müthiş bir celal tecellisine muhtemelen vasar olmuştur. O tecelli bazen yaklaşamazsın yani, öyle söyleyeyim. Farklı bir hal e, zuhur eder. Cenab-ı Hak, o kabz halinin de, vasıt de efendim kıvamı neyse, öyle diyelim, kıvamı neyse o kıvamdan isteriz, değil mi? O kıvamdan isteriz. Bizi istikamette tutacak, dengemizi koruyacak, bizi ne böyle bir ümit kapıları kapanmış, kendi içine kilitlenmiş birisi eylesin cenab yani Hak. Öyle bir şey e, arzulanmaz. Bazen böyle olur. He, hayata küsersiniz. Her şeye küsersiniz hakikaten açamazsınız da, açılamazsınız da. Hiçbir söz kâr etmez. Böyle bir bir garip haldir o. Kilitlenme hali gibi adeta. O tür haller bazen uzun sürdü mü gerçekten dayanamazsınız. Mesela Musa Efendi rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bir ara diyor fakir de diyor kabzali oldu. Yani daralma diyelim. İç daralma gibi hissediyorsunuz. Uzun da sürdü diyor. Üstadım Hazretlerine diyor, Sami Efendi Hazretlerine diyor, açayım dedim diyor. Efendim e, fakirde kabzali biraz galiba uzun sürdü. Dua buyursanız dedim diyor. O da buyurdu ki evladım bizler de Rabbin aciz bir kuluyuz. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine yönel demiş. Ve şu salavata demiş devam et. Bir salavat verdi diyor. Elhamdülillah diyor, çok kısa sürede mündefi oldu diyor. Mündefi oldu demek o o hal benden izale oldu. Kaltı demek. Demek ki Musa Efendi rahmetullahi aleyh güzel bir insan, kamil bir insan ama bazen insan aciz oluyor. Anlamsız, anlam da veremiyor. Sebebi ne diyorsun mesela? Sebebini de izah edemiyor insan. Vallahi bilmiyorum diyor yani. Canım sıkılıyor, moralim bozuluyor gibi başlıyorsanız işe. İşte bu haller zaman zaman olur. Ee, işte uzun sürmesi hali, her ikisi uzun sürmesi, bas halinin de sürekli uzun sürmesi, kabz halinde uzun sürmesi bazen dengeyi e, bozuyor. Bas halde dengeyi bozuyor. O zaman da kul nerede, e, nasıl davranacağını bilemiyor, şımarıyor. O bakımdan bu hallerin e, dengesi üzerinde duruyor e, büyükler. Evet, bu kabz ve bast hallerine dair izahlardan sonra şimdi Hazretimizin bir bakış açısı var. Ona göre bir imbisat demiş bu yalnız kabz ve bast dememiş. Kabz ve bast her ikisi de Cenab-ı hakkın doğrudan kula tasarrufunun sonucu ortaya çıktığı için ona kabz ve bast deniyor tasavvufta. Ama imbisat hali burada anlayabildiğim kadarıyla kulun doğrudan nasıl olması gerektiğine dair bir yol gösteriyor öyle söyleyeyim Perevi Hazretlerin Ve şu ayeti bu menzilin serlevhası olarak belirlemiş. Etuhlikuna bima faale sufaha minna. İn hiye illa fitnetuk. Tudillu biha men tesha ve tehdi men tesha. Ben de anlamadım bu ayet dedim nasıl oldu da buraya nereden mübarek bu ayeti burayı serlaf olarak niye bunu seçti diye sonra sonra anlamaya çalıştım. Gerçi bazı şarihler, bu hikmeti şerh edenler Hazret Tabi çok farklı girmiş meseleye. Bu ayeti yine kendilerince yorumlamaya doğru çekmişler. Ne demek hocam bu ayetin manası şu. Musa Aleyhisselam'ın bir yakarışı bu. Allah'ım içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Bizi helak edeceksin ya Rabbi? Bak şimdi, selli belli konuşuyor Musa aleyhisselam. İn hiye illa fitnetük. Bu senin ancak bir fitnendir diyor. Kime diyor bunu? Allah'a diyor. Şimdi tabii fitne kelimesi e, böyle tercüme ettiğin zaman çok böyle selli belli konuşma gibi anlaşılıyor. İn hiye illa fitnetük. Bu olsa olsa senin bir fitnen olur. Kime diyor bunu? Rabbe. Ama fitne kelimesi imtihan anlamına kullanıldığı için... Bizim alimlerimiz aslında tahmin ediyorum Hacı Abdullah el-Herevi biraz sonra şimdi açıklayacağım tarzda anlamıyor bunu. Fakat alimlerimizin çoğu şöyle anlar. Bu ancak senin bir imtihanındır ya Rabbi. Sen bununla dilediğini e, saptırırsın, yoldan çıkarırsın, dilediğine de hidayet verirsin. Ayetin bir bütün halinde makabliyle, öncesiyle beraber okuduğumuz zaman daha iyi anlayacağız şimdi bakınız. Hazret sadece burasını aldığı için önce orayı okudum ben size. Vaktara Musa kavmehu 70 raculan limiqatina. Diyor ki Musa tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onlar da demişlerdi ya Musa hep sen gidiyorsun şu tuğra bir de bizi götür diyorlar. Musa Aleyhisselam da onlardan diyor 70 kişiyi seçti. 70 kişiyi seçti. Hadi bakalım gelin bakalım dedi. Felemma ahadethumur racfetu Kâle Rabbi lev şi'te ehlektehum min qablu ve iyyây. Onları diyor o müthiş deprem yakalayınca, o demek ki o dağa doğru giderken müthiş bir sarsıntı sallamaya başlamış her birini. Yakalayınca Musa dedi ki ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. Musa Aleyhisselam da endişeleniyor. Demek ki dağ gelip gitti, oynamaya başladı adeta. Değil mi? Nasıl Allah muhafaza işte yer biraz oynamaya başlayınca ne yapıyor insanlar? Nasıl kaçışıyor değil mi? Allah muhafaza. Ee, Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Onlarda da böyle bir şey olmuş. Musa Aleyhisselam şimdi bu dağın oynaması üzerine ya da o bulundukları yerin böyle bir sarsılması üzerine diyor ki Ya Rabbi isteseydin daha önceden bizi helak edebilirdin yani. Etihlikuna bima faale sufaha minna. Bizden bir takım beyinsizlerin yaptıkları sebebiyle bizi helak mı edeceksin ya Rabbi diyor. Musa Aleyhisselam. Şimdi Rabbi ile konuşuyor. Son derece samimi bir diyalog var. Bak şimdi senli benli. İnhiye illa fitnetük. Bu olsa olsa senin bir fitnendir. Diyor yani. Ya bizi bir denemeye tabi tutuyorsun sen herhalde. Diyor. Sen diyor bununla diyor bu yaptığınla dilediğin kullarını yoldan çıkarıyorsun. Tudullu biha menteşe bak. Vetehti menteşe. Dilediğine de hidayet veriyorsun. Ente veli günah. Sen bizim velimizsin. Her şeyimiz sensin adeta. Bizi görü, görüp, gözeten, kollayan sahibimiz sensin. Fagfir lena, bizi bağışla Allah'ım. Verhamna, bize merhamet et. Ve ente hayrul bağışlayıcıların en üstün sensin. Şimdi burada, hani bazen bizim meczuplarla ilgili daha çok anlatılır. Yani senli benli konuşurlar. Değil mi? Bektaşilerde de çoktur mesela bu tarz bir şey. Biraz bu İbn-i biraz ona benze, benzetecek Hazreti. Anlatırlar ya, insanlar uzun süre yağmur yağmamış, kıtlık başlamış. Bir türlü işte dualara çıkıyorlar, yağmur yağmıyor. Orada bir şey var, mezup olarak bilinen, cezbeli olarak diyelim bilinen birisi var. Birilerine demişler ki ya bundan isteyin yağmur duasını. Yani gitmişler demişler ki Hazretim epeydir yağmur yağmıyor. Bir ne yapacaksan yap artık diye. O da üzerindeki gömleği çıkarmış derler. Kıstaya yıkamış şöyle. Sonra asmış. Hava bulutlanmış. Yağmur yağmaya başlamış. Yani Ne oldu, nasıl oldu falan demişler. Demiş ki bugünlerde aramız iyi değil demiş. Bugünlerde aramız iyi değil. Ben demiş gömleği kurutmak için demiş. Oraya astım ya demiş. O da demiş yağmur gönderiyor kurutma için demiş. Bugünlerde aramız iyi değil. Şimdi adeta böyle bir Hani son derece senli benli bir konuşma gibi. Buna hani naz ehli derler bazı kullara ya. Bu tarz menakıb namiler de vardır. Burada da Hazret sanki Hacı Abdullah el-Herevi imbisat halini şimdi buna benziyor. Bu ayeti onun için oraya koydu. Ee, Musa aleyhisselam hani seç getir dedi. Seçtim getirdim. Bu kadar insanı getirdik 70 tane adamı. Hani tuğra çıkacağız hep beraber. Fakat şimdi de sarsındı başladı yani. Değil mi? Ya Rabbi yani şimdi istersen bizi daha önce helak edebilirdin yani. Bu ne diyor? Yani bu ne? İçimizdeki beyinsizler üç beş tane e, kendini bilmez yüzünden bizi helak mı edeceksin anlamında. Şimdi konuşuyor böyle dikkat ederseniz. Ha şimdi bu girişten sonra, bu girişteki bu ayetten sonra Hazret bunu açıklıyor şimdi. İmbısat nedir? İmbısat bu menzil nedir? Çok hoş bir şey ama Hazret. Diyor ki imbisat Tabiat ve fıtratı serbest bırakmak. İçinden geldiği gibi davranmak. içinden geldiği gibi davranmak. Ve utangaçlığı bırakmaktır. Bu ise fıtrata uygun hareket etmektir. İmbisatın üç derecesi vardır diyor. Şimdi bu üç dereceye dikkat çekecek. Yani bir kere diyor olduğun gibi görünmendir demek istiyor. Yani içinden geldiği gibi hareket etmen gerekiyor diyor. İmbisat bulur. Yani kendini salı vermek demek aslında. İmbisat kendini salı vermek. Hani bizim Türkçemizde bir şöyle bir cümle var. Adam kendini kasıyor ya dersiniz değil mi? İki bir kasıp duruyor yani. İşte müdür olmuş, şu olmuş, bu olmuş. işte ille kendini tutuyor böyle. Diyor ki kendini tutma kardeşim. Tamam aç kendini aç. Salı ver. Tam da Hazretin anladığı imbisat Hacı Abdullah İlhanevi'nin bu. Diyor ki e, adeta kabuklarını kır, kabukla dolaşma. E, ya da maskeyle dolaşma. Öyle diyoruz ya. Maskeli olma. Diyor. Tabii iyi ol. Fakat bunu da edeplerini söyleyecek. Diyor ki bu imbisatın diyor kendi içinde de üç derecesi var. Birisi halkla imbisattır. Halka karşı. insanlara karşı. Mahlukata karşı. imbisat halinde olmak. Bu nasıl olur? Bu diyor bu bencil davranarak ve kendini düşünerek nefsin hazzını tercih ederek insanlardan uzaklaşmaman kendini onların içine salı vermen ve bu sayede onların senden faydalanmalarına müsaade etmen güzel ahlakınla onları kuşatman genişletmen gönlüne alabilmen ve onların seninle rahatça muamelelerine fırsat vermen ve eziyetlerine aldırmamandır. Şimdi hakikaten epey bir şey söyledi dikkat ederseniz burada aslında. Diyor ki Hazret, evet diyor halvetin bir tadı var. Halvet. Özellikle manevi anlamda terakki eden, tekamül eden insanlar, insanlar içinde olmaktan sıkılırlar. Halvetin bir tadı var. Yalnızlığında bir tadı var kendine göre. Çünkü halkın içine karışsa birçok lüzumsuz cümleler duyacak, ee, eziyetler görecek, şu olacak, bu olacak. O halvetin tadı kalmayacak. Tamam o. Fakat Hazret diyor ki şimdi halk için adeta kendi hazından vazgeçeceksin diyor. Bencil davranarak ve kendini düşünerek bakınız nefsin hazını tercih ederek insanlardan uzaklaşmama. Onu nefsin hazlı olarak görüyor. Zannediyorsun ki sen ya ben böyle daha çok hani huzur duyuyorum. Rabbimle daha çok beraberim. Ama sen aslında diyelim faydalı olabilecek bir adamsın. Hani şöyle olsan diken gibi olsa her tarafın senin dilin diken gibi gözün gözünde zarar veriyorsun insanlara. elinle zarar veriyorsun insanlara. Şöyle desen ya kardeşim ben insanların içine çıkınca onların hepsini eziyet ediyorum. Böyle bir adamsan tamam sen içeride durman iyi bir şey. Ama öyle değil de Allah sana ilim vermiş, irfan vermiş. İnsanların yardımına koşabilecek gücün var, kudretin var. Birçok imkanın var, şunun var, bunun var. Ama sen böyle kendini çekmişin içeri doğru. Tamam mı? Allah'ın verdiği o nimetlerle kendi içinde bir haz hissediyorsun. Ama başkalarının faydasına kendini açmıyorsun. Hazretin dediği imbisat burada açıl. Açılmak demek. Sen diyor açıl. Evet her ne kadar halvette bir tat varsa da halvet demek yalnızlık demek. Allah'la beraberlik anlamında kulun halktan uzleti demek. Uzlet. Uzlete çekilip şey her ne kadar bunun tadı varsa da diyor böyle yapma. E, nefsinin hazını tercih ederek insanlardan uzaklaşma. Kendini onların içine salıver diyor bak. Sal. Ve bu sayede onların senden faydalanmalarına müsaade et senden istifade edecekleri bir şey varsa protokol uygulama. Yani öyle söyleyeyim. Değil mi? Bazen protokol uygularsınız. Yok protokol uygulama diyor. Aç. Kapıları aç, pencereleri aç adeta. Ve şunu söylüyorlar. Kendi zaruri ihtiyaçların kadar kendine vakit ayır. Kendi zaruri ihtiyaçların kadar kendine vakit ayır. Onun dışını hakkın kullarına açıver. Vaktim yok deme kimseye. Tamam mı? Ya şurada biraz dinleneyim bile deme yani adeta. Kendini diyorsan. Başka? Güzel ahlakınla onları kuşat diyor. Onlar Onların hepsi senin içine sığsın. Ve bunun şerhlerinde güzel şeyler var. Diyor ki nasıl olacak bu? Diyor ki sen de güzel ahlak derken bunu şunu kastediyor. Affedici ol diyor mesela. Ayıp örtücü ol diyor. Onların ayıplarını görme diyor. Kusurlarını affet diyor. Bağışlayıver diyor hoşgörü ver diyor. Bu güzel ahlakınla diyor herkesle herkesin içinde olmaya tahammül et. Hakikaten tabi bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyuruyor zaten. Halkın içinde olmanın daha hayırlı olduğunu beyan ediyor. Bizim dinimizde ruhbanlık yok. La ruhbaniyete fil İslam. Ruhbanlık biraz insanlardan uzaklaşarak adeta biraz kendi ibadetine, kendi haline, kendi Allah'la beraberliğine odaklanma hali ruhbanlık. Biraz öyle bir şey. Ama İslam'da böyle bir ruhbanlık tarzı yok. Çok kısa süreli halvetler olur. Kendine gelme adına olur. Gün içinde yarım saat, bir saat. Bunlar tabii ihtiyaçtır. İnsan o halvet hali de gerçekten insanı besler, gıdalandırır. Ee, az da olsa insanın 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, bir saat. Böyle bir halveti tercih etmesi kendi lehinedir. İşte haftanın diyelim bir günü olabilir, İşte yılın itikaf var değil mi? Bir on gün diyelim böyle bir halvet halleri olabilir. En fazla belki kırk güne kadar çıkarmışlar bizim geleneğimizde. Bakıyorsunuz işte Hazret'in çilehanesi var. O da terbiye maksatlı olarak onları yapmışlar. Sadece şöyle diyelim insanın belli bir kıvama gelmesi sürecinde terbiye maksatlı olarak zaman zaman böyle uzlete çekmişler, kalbete çekmişler. Ama külliyen tamamen yani insanın böyle insanlardan uzaklaşması asla tasvip edilmemiş. Mutlaka halkın içine girmek tavsiye edilmiş. Yine Musa Efendi'den hatırlıyorum rahmetullahi aleyh. O kibar ehlullahın hallerinden bahsederken, o büyük Allah dostlarının hallerinden. Onlar diyor Hakk'a vuslattan sonra aslında diyor Tekrar halkın arasına girmek istemezler. Ama diyor, halka merhametlerinden dolayı yine onların aralarına girip cefalarına katlanırlar. Cefalarına katlanırlar, ezalarına katlanırlar ve onları irşad için yine onların içine girerler diyor. Bu önemli bir şey. İşte aslında Hazret de buradaki imbisattan, imbisat derken bunu kastediyor. Güzel ahlakınla onları kuşatman, gönlünü alabilmen ve onların seninle rahatça muamelelerine fırsat vermen ve eziyetlerine aldırmamandır. Burada güzel bir şey var. Diyor ki kendine diyor bir mertebe diyor tarif etme. Çok enteresan. Kendine bir rütbe vererek diyor o insanların içine karışmana diyor mani olacak bir mertebe hissi verme diyor. Yani adeta kaybol. Onların içinde kaybol. Hani Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle ilgili o ashabının arasında neredeyse seçilemeyecek derecede otururdu. Dışlardan gelen bir elevi sorardı. Hanginiz Muhammed diye sorardı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi öyle olmuyor bazen değil mi? Böyle masada oturtuyorsunuz insanları bazen. İşte çok güzel süslüyorsunuz. Altına post seriyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Hazret diyor ki aslında seni insanların sana yaklaşmasına mani olabilecek her türlü mertebe algısından sen uzak dur diyor. Yani imbisat bu. Kendine açı vermen, salı vermen bu. Fakat böylesi durum aslında o merkez şahsiyet için son derece önemli ve tevazu iken ve aynı zamanda onun lehine bir şey iken istifade edenlerin aleyhine olabilir yalnız. Bir yönüyle aleyhine olabilir. Ee, neden? Çünkü ya senli belli olursun. Değil mi? Senli belli olursun. Hani argo bir tabi var ya enseye tokat olur. Enseye tokat olur. Olur mu? Olur. Bazı zatlar bu kadar kendini açarlar. Ama normal şartlar altında burada bir, bir koşacak buna. Diyor, diyecek ki sonunda tamam ben sana diyorum ki arkadaş diyor kendini sal ve herhangi bir şey kendine bir farklı bir konum biçme kendine farklı bir konum biçme, kendini ayrı tutma. Ama diyor bütün bunları yaparken şu iki şeye dikkat et. Neymiş o? Bütün bunlar diyor, elbette bütün bunlar şer şerifin sınırları içinde olsun. Hani seni aç dediysem tabiri caizse lavbaliye düşme. Yani konuşmalara dikkat et. Helal haram sınırları çiğnenmesin. Hani böyle bir hadi muhabbet olsun azizim diyerek adeta Sınırsız olmasın bu diyor. Yine diyor şer Şerif'in sınırları içerisinde olsun bir. İkincisi bir şey daha söylüyor. Bu da çok dikkatli. Diyor ki özünde diyor hakla beraberliğini bozmaması kaydıyla bunu yapabilirsin diyor. Sen diyor tamam. Senin diyor böyle girmen güzel. Ama diyor yapıp edilen şeylerde şer'i hassasiyetleri gözetmen kaydıyla... Bir de diyor, özünde hakla beraberliğini kaybetmemen kaydıyla diyor. Müthiş. Ee, bir ara Abdullah hocamız, Musa Efendi Hazretleri ile ilgili, o bir fotoğrafı vardı, onun çocuğun başını okşarken bir tebessüm ettiği güzel bir fotoğrafıydı. Dedi ki, ya ben dedi, mübareği dedi e, hali hayatında, çocuk severken, konuşurken, latife yaparken dedi, evet her hal vardı onda, beşeri hal, haller vardı istirahate geçerken ama dedi hiçbir zaman Allah'tan koptuğunu hissetme hissetmezlikleri yani her an o hakla beraber içinde de o beraberliği sürekli yaşadığını hissederdiniz dedi. Hakikaten bu zor bir şey zor, zor, bu işte zoru başarmak bu bu demek ki aslında bu dediğim halleri üst düzey insanlara da söylüyor Hazret diyor ki tamam bunu yapın ama hiçbir zaman dalıp gitmeyin. Adeta kaybolmayın. Öyle diyelim. Halkın içine girin. Herkesle beraber olun. Onlarla aynı hizada durun. Ama kaybolmayın. Yani özünde hakla beraberliğini sürekli koru. İki, bu rahatlık, verdiğin rahatlık sınırları da görmenizden gelmeye götürmesin. İmbisat, imbisat maal halk. Halkla imbisat edebi budur diyor. Şekli budur. İkinci bir şey söylüyor. Et derecetü esaniye. İmbisatta ikinci derece. Hakla beraberlikte imbisat diyor şimdi. Bir de hakla ber. birincisi hakla beraber. Hakla imbisat nasıl olur bu? İkincisi hakla diyor imbisat olsun. Hakla imbisat halin olsun diyor. Bu nasıl olacakmış Hazretim? Bu diyor korkunun seni uzaklaştırmaması. Evet haktan korkacaksın. Tamam. El kav, el min Allah olacak. Ama diyor bu korku seni haktan uzaklaştırmayacak. İnsan normal şartlar altında korktuğu bir şeyden uzaklaşmak ister. Değil mi? Direğin arkasına saklanmak ister. Yani diyor ki hak korkusu olsun ama bu diyor. Bu yakınlık duygusundan seni uzaklaştırmasın. Başka? Ümidin de diyor seni perdelemesine müsaade etmeyeceksin. İnsan haktan da ümitli olur. Demek ki ümit de insanı perdeliyor. Nasıl perdeler? Diyor ki ümit de senin ümit ettiğin kadarıyla sana ihsanı sınırlandırır. Bakın çok çok ince bir muhane aslında. Ümit de diyor, senin ümit ettiğin kadarıyla sana ihsanı sınırlandırır. Ya diyor sen hakka sınır koyma. Senin onunla bir beklentin var ya. Yani. Bir beklenti var. Ümit o demek. Bir beklentin var. Bir ihtiyacın giderilecek. Başka bir şey olacak. Ama diyor sen diyor o ümit halinde hakkın sana ihsanını sınırlandırmasın. Rahat ol. Aç kendini diyor. Rabbinle aranda adeta öyle bir samimiyet oluştur diyor. Bir samimiyet oluştur. Yani sen ben diye konuşacak bir samimiyetin olsun. Var ya Seyyidül İstifarda, Allahümme ente Rabbi. Değil mi? diye başlıyor. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ve ene ben de senin kulunum. Tam böyle. Senli benli. Ya Rabbi beni biliyorsun. Hani böyle konuşsa insan duada ne olur? Gayet samim olur değil mi? Ya Rabbi beni biliyorsun. Zayıf kulunum. Kendimi tutamıyorum. Kendimi tutamıyorum. Allah'ım beni bırakırsan düşerim. Bak şimdi. Çok böyle biraz bektaşçı olsun ama olsun. Değil mi? Ama çok içten olacak. Allah'ım beni bırakırsan düşerim. Elimi tut ya Rabbi. Bursalı Hüseyin abi öyle dermiş hep. Elimi bırakma Allah'ım dermiş. Elimi bırakma Allah'ım. Elimi bırakma Allah'ım. Elimi bırakma Allah'ım. Allah, Allah oturuyor, kalkıyor adam. Böyle dua ediyor. Elimi bırakma ya Rabbi. Sanki hani evet biz biliyoruz. Ayetlerden biliyoruz. Murakabı derslerinden biliyoruz. Ve huve meakümeyne O hep sizinle beraber. O size sizden daha yakın. Ama bak bunu hepimiz biliyoruz. Fakat öbürü bunu hayat haline getirmiş. Ya Rabbi diyor, elimi bırakma diyor. Elimi sanki sırlı konuşuyor kendi arasında, seninle benimle konuşuyor. Yani hatırlarsanız ben size bir şey anlatmıştım. Kayseri'li Ali Kaplan abinin bir hikayesini. Değil mi? Gittik beraber, haçtayız. Kafayı koydu Kabe'ye, Kabe'nin örtüsüne. Kurban olduğum dedi, beni yine getirdin buralara dedi. Aynen öyle. Kurban oldu. Beni yine getirdin buralara dedi. Ama çok tatlı bak işte. Son derece samimi, perdesiz. Öyle diyelim. Perdesiz. Ya insan duada bile protokol uyguluyorsun bazen. Sanki Allah bulutların ötesinde çok şey falan tamam mı? Ya Rabbi yani yüzümüz yok ki senin huzurunda nasıl duralım? Diyerek yani mesafeyi açıyorsun. Hazret diyor ki el saat al hak mesafeyi kapat diyor. Evet ondan kork ama diyor bu korku seni ondan uzaklaştırmasın. Evet ümitli ol, ümit de diyor seni sınırlandırmasın. Ya nasıl olacağız Hazretim? Adeta perdelerin hepsini yırt. Orada bir haya şey ifadesi de geçti. O haya duygusu da güzel ama o da seni perdelemesin diyor. Yani bazen olur kimi insanla böyle hiç protokolsüz, Tamam mı? Hiç maskesiz konuşursun. Hepimizde üst üste maskeler olur çoğu zaman. İnsanın kendi ailesine karşı bile var. En ince maske ona karşıdır ama ona karşı bile maske olabilir insanlarda. Değil mi? Ailesine karşı bile insan maskeli olabiliyor. Diyor ki adeta o maskeleri yırt. Tamam mı? Ee, ne diyelim? Somaltın altın diyeceğim de o, o beraberliğin kışırsız olsun ha şöyle söyleyelim böyle bir cümle kuralım kışırsız olsun yani kabuksuz olsun yani kabuksuz bir beraberlik diyelim kabuksuz bir beraberlik Hazretin dediği bu el imsat ma'al hak i̇şte, hakla imbisat hali ve enteresan bir cümle var bakınız diyor ki bu ikinci de. başta işte anlamamıştım ben onu sonra şerhlere baktım diyor ki ve la yahulu beyneke ve beynehu adam ve havva. Diyor ki öyle aç ki kendini Allah'a ikiniz arasına diyor, Rabbinle arana ne Adem girsin ne Havva girsin. Yani ne demek ya ne Adem girsin ne Havva girsin ne demek bu? Diyor ki adeta sen onu kendine anne babandan daha yakın, daha merhametli ve şefkatli bil ve araya araya aracı sokma diyor. Araya insan en şey yakın bildiği anası babası olur yani netice itibariyle diyor ki onunla kendi ana ananı babanı bile sokma diyor adeta öyle bir onunla o derece bir içten bir samimiyetle beraberlik kur öyle diyor içten bir samimiyetle beraberlik kur üçüncüsü bir üçüncü imbasat halinde açıklıyor şimdi Tabii üçüncüleri genelde anlamıyoruz ama yine de okuyalım. Üçüncüde ne dediğini anlamıyoruz Hazretin. Hakikaten Arapçası da anlaşılması çok çok zor. Herkes bir şey anlamış. Şarihlere bakıyorum. Herkes kendine göre bir şey anlamış. Biz de yine efendim birini okuyalım. Üçüncüsü imbisatın da yok olduğu imbisat halidir diyor. İmbisatın ya yani o açılmanın da o açılımın da yok olduğu imbisat halidir. Bu kulun imbisatının, kulun kendini açmasının Hakkın bastığında kaybolması için himmetinin geniş olmasıdır diyor. Ee, ne anladıysanız. Hiçbir şey anlaşılmıyor zahiren. Ama şu, şunu, şunu demek istiyor. Diyor ki o Allah kendini sana öyle açıyor, öyle açıyor, öyle açıyor ki sen onun o açışını, kendi zatını açışını, kendi zatını sana yakın olarak açışını Öyle hisset, öyle hisset, öyle hisset ki sen zaten diyor kendi imbısatını bile unut. Yani adeta onun bastı, onun e, Cenab-ı Hakk'ın kendini, zatı ı uluhiyetini sana açmasının içinde ardına kaybol. E, cümleler çok kapalı cümleler. E, herhalde ehline söylüyor, bir şeyler söylüyor. E, herkes kendine göre anlasın diyor biz de Hazret diyoruz ki Hazret sen burada bir şey söylüyorsun ama ne söylüyorsun acaba filan diyoruz. E, ayrılısı Fakat e, şöyle diyelim o Cenab-ı Hakk'ın yakınlık hissini e, insan çok yakın hissederse her şeyiyle hissederse elbette zaten neyin açacaksın ki? Neyi kapalı ki? Neyin kapalı ki neyi açacaksın? Yani tabiri caizse. Ama o yakınlığı hisseden için bu böyledir. Yoksa insan Allah'a karşı bile rol yapmaya kalkan bir varlıktır yani İbadetlerimiz, zikirlerimiz bile yani Allah'a zikrediyorsun diyorsun diyelim ya o zikir bile bazen çok kışırla kalabiliyor kabuk olduğunu hissediyorsun aslında yani e, cümleler doğrusu e, hissettiğiniz manayı bazen kalıp olarak ifadede zorlanıyor ama o Allah derken onun önünde secde ederken bile bazen merasimde kalıyorsunuz. Öyle diyelim. Merasimde kalıyorsunuz. Diğer bir ifadeyle resimden ve suretten öteye geçemeyebiliyorsunuz. Yani orada tam imbisat hali olmuyor. Yüreğinizi tam açamayabiliyorsunuz. Yüreğiniz belki kapalı bir şeyler yaptığınızı zannediyorsunuz ha, hakla aranızdaki o perdeleri tamamını e, açamıyorsunuz. O yönüyle tabi o bas hali dediği, imbisat hali dediği, kendini açma hali dediği e, o hali Allah'la e, beraber tam olarak yaşama kıvamını yakalayamayabiliyorsunuz. Kolay olmuyor o iş. Hulasa şöyle söyleyeyim. Tabi Hazretler dediğim gibi her seviyede insana konuşuyorlar. Ee, herkes bir şey anlıyor elbette. Ya da anlar gibi oluyor. Öyle diyelim. En son Üstad Necip Fazıl'ın sözüyle bitirelim. Anlamak yok çocuğum. Anlar gibi olmak var. Akıl için son çare saçlarını yolmak var. Hazreti öyle demiş. Anlamak yok çocuğum. Anlar gibi olmak var. Akıl için son çare saçlarını yolmak var. Evet. Anlar gibi olmak bile güzel. Öyle diyelim. Anlar gibi olmak bile güzel. Ama Allah anlatırsa Allah'ın anlarız. Yüce Rabbimiz bizim yüreğimize ilka eder, ilham eder hepsi yüreğine. O zaman da anlarız. Ha demek buymuş deriz sonra. Peki efendim. Cenab-ı Hak o kabz ve bast hallerinde inşallah razı olacağı halleri ve edepleri bizlere lütfeylesin. Ee, Allah'ım yine öyle diyeyim. Bastımız daha çok olsun ama edebi de e, edebini de ver diyelim. Edebini de ver. Hakikaten e, ben kulumun zannı üzereyim diyor Cenab-ı Hak. Ama o verirse, kabus verdiyse de ihtiyaç var demek ki diye görmek ve ee, orada da kendimizi kaybetmemek, ümitsizlik girdabında boğulmamak icap eder. E, ee, baz tali olduğu zaman da şımarmamak icap eder. İşte iki arası bir dengeyi tutturarak şu alemde inşallah istikamet üzere bir hayatı sürmeyi Cenab-ı hepimize nasip ve müyesser efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.